Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Sonunda o evreye geldik. Bugün bebeğimin kıyafetlerini yıkayacağız. Arka planda Zehra da var. Askılık düştü. Ama o şu anda müsait olmadığı için görülemeyecek. Öncelikle dolabını boşaltmakla başlıyorum. Şu bezlerini falan çekmeceye yerleştirmeyi düşünüyorum. Sleepy tercih ettim. Nefeste de genelde Sleepy kullanıyordum. Ama dönem dönem indirime bağlı olarak Baby Turka'da aldığım oldu. Sonra ne aldım? Pure Baby'de aldığım oldu. Şu an Sleepy indirimdeydi. Sleepy aldım. Yine aynı şekilde bu bebekte de bu bahsettiğim markalar indirime girdikçe katmayı planlıyorum. Şimdi burada bir şey var. Kıyafet çantası var. Şöyle makasımı aldım. Öncelikle kıyafetler yıkanacağı için sepetimi de aldım. Etiketli gördüğüm tüm kıyafetlerin etiketlerini söküp yıkamaya atacağım. Genelde ben Nefes'te de çok böyle renk ayrımı yapmıyorum çocuk kıyafetlerinde. Hepsini bir atıp yıkıyorum ama bu şimdi yeni oldukları için ve çok beyaz renk olduğu için böyle koyu renkleri ayrı yıkarım gibi düşündüm. Ama onun dışında dediğim gibi çok bebek kıyafetlerinde çok renk ayrımı yapmıyorum. Renk de vermiyorlar yani, bilmiyorum bana mı öyle denk geliyor ama. Yani bunların etiketlerini sökmeye başla. Ben de komple iç etiketlerini sökme. Bunları sökmeyeyim mi? Onları sökme çünkü onlarda kaç ay olduğu yazmıyor mu? Şurasına bak, sırtına. Kaç aylık olduğu yazıyorsa sök. Yazıyor. Yazmıyorsa sökme. Sonradan ben aklıma oturttukça sökeceğim o şeylerini. O zaman Zehra bir yandan bu poşet Zehra'ya armağan ederek ben de diğer şeylerini boşaltmaya başlıyorum. Burada böyle bir Nevresim takımı var. Bu da yıkanacak komple ama bu belki kıyafetlerle sığmaz diye onu şimdi kenara alıyorum. Burada kangurusu falan var arkadaşlar. Büyük ihtimalle bu kanguruyu, Nevresim takımlarını falan bir mi yıkarım? Herhalde bir yıkarım. Şurada yine bir Nevresim seti var. Onları ayrı yaparım gibi düşünüyorum. Öyle yaparım. Bilmiyorum. Yapacağız yani. O kadar iş var ki insanın aklı karışıyor. Mesela müslinleri falan Nevresimlerle mi yıkarım acaba? Bir kıyafetleri yapalım. Şeyin doluluğuna göre, çamaşır makinesinin doluluğuna göre ayarlarız arkadaşlar. Bu mesela hırkası. Bunu elde yıkamaya atacağım. Bu da ayrı yıkanacak. Mesela ayakkabılar, Nefesten kalan, bunları yıkayıp kaldırmıştım. Bunları yıkanmış olduğu için kenara alıyorum. Dolapta bir yere artık süreceğiz. Yakalıklar. Bunlar mesela Nefeste çok kullanılmıştı. Yetişmiyordu ama her bebek farklı. Mesela zıbınlar. Bir sürü zıbın, 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 zıbın. Mesela bunu kışın kullanabilirim. Bu annemin yaptığı. O kadar güzel kutulu ki. Bu kutuda izini muhafaza edeceğim. O yüzden kutusunu atmıyorum. Gözükmüyor. Zehra küçüklüklerine şok oluyor. Unutmuşuz değil mi Zehra? Şöyle şey var. Bu sırt bezi olarak da kullanılır. Şey bezi olarak da kullanılır. Ney bezi? Ağız bezi. Bunlar yıkanacak. Tabii ki bunlar yıkanacak. Çünkü bu ağız bezi olarak da kullanılacak. Sırt bezi olarak da bayağı varmış kız. Bir paket daha var, onu açmayayım. Ha, bunlar en son Estiva'dan aldıklarım. Zehra. Güzel. Nasıl? Sarılan çok güzel. Şuraya koyuyorum. Zehra, onları sen ayarla. Askılara da Zehra. Baksana kumaşı. Ne kadar rahat. Tam nefes almalık. Zehra. Şunu yıkamaya gerek var mı? Buna bir su mu tutarız? Banyo filesi. Bir yani su zaten. Makineye atmayalım. Bozulur, yok, sökülür, yok. Makineyi bozar. Bunu da şöyle kenara alıyorum. Bunlar da dezenfekte olacak arkadaşlar. Bunlar mutfak işleri. Allah, bismillah. Şimdi burada bir uyku tulumu var. Nefesten kalanlar.
Bunu bu kış giyemez herhalde. Böyle he, burada Nefes'in eşyaları var. Nefes'in böyle unisex ayakkabıları vardı. Bunların hepsini ben böyle yıkayıp kaldırmıştım. Len! Böyle ilk unisex almışım. Genelde Nefes'e ayakkabıda unisex tercih ettim arkadaşlar. Zehra. Bu nedir ya? Bunun teki nerede acaba? Şurada. İçinde mi? Bunlar da annemin Nefes'e ördüğü fotoğraf çekimlerinde kullandıklarım. Yine buna da giydireceğim. Ama bunları da böyle bunlarla yıkamayacağım. Ne olur ne olmaz ağzı burnu kayar. Şöyle bir battaniyesi var. Bunu da Nefes'in fotoğraf çekimlerinde kullanıyordum. Nefes'i üstüne yatırıp. Yine oluşu da öyle yaparım gibi düşündüm. Bunu böyle yine şuraya. Burada da Erak'ten gelen yeni doğan kıyafetler var arkadaşlar. Özge sağ olsun yıkayıp vermiş ama farklı deterjan olduğu için çocuğun bir kıyafeti farklı, bir kıyafeti farklı kokusunu istemiyorum. O yüzden hepsini şimdi yeniden şey yapacağım, yıkayacağım yani. Erak Bey büyüdü, bunları giydi. Bunlar küçüldü. Erak Bey'e küçüldü de abilik yapıp kardeşine verdi. Bak bak bak. Allah'ım o kadar tatlı ki. Ölüyorum. Baksana buna, kısa kollu topu. Aşırı güzelmiş. Böyle. Bunu daha takımlar. Askı olarak da Nefes'e şeffaf tercih etmiştim. Oğluşa böyle beyaz. Versace mi? Tercih ettim. Çok güzel. Şöyle. Evet. Geliyordu. Hala bitmiyordu. Kıyafetleri bitmiyordu. Şimdi arkadaşlar dolaptaki şu kıyafet olayını bir makineye atalım. Şurayı boşaltalım. Dolaptakileri indirip dolabı güzelce silelim. Askılarını falan yerleştirelim. Bezlerini falan yerleştirelim bu arada makine çalışırken. Kafamda bir oturtayım. Nereye ne konulacak, nasıl olacak vesaire diye. Bilmiyorum nasıl olacak. İnanın bilmiyorum. Nefes'e çok çekmece vardı. O yüzden çekmecelere yerleştirmek. Burada çok çekmece olmadığı için çekmecelere yerleşemeyeceğim. Nasıl yerleşeceğim konusunda bir fikrim yok. Biraz üst üste olabilir. Ama yapacak bir şey yok. Düzene olduktan sonra ben neyin nerede olduğunu bildikten sonra üst üste olması çok problem değil. Şimdi arkadaşlar temizlik kovama dolabı silmek için böyle suyumu koydum. Zehra dedik biraz sirke de atalım dedi. Bir de şöyle bugün file markete gittim ben. Oradan böyle temizlik bezleri almıştım. Bunu şurada bir lavaboda yıkayayım. O ilk havu gitsin. Şimdi yine Zehra'nın fikriyle beyaz sabunla köpürtelim dedi. Öyle yapacağız. Yani temizlik suyumuz sirke ve beyaz sabun olacak arkadaşlar. Zaten çok fazla şeye gerek yok bence. Alt tarafı yeni dolap yani. Tozu gitsin yeter. Yeter bence. Yeter. Tamam. Evet temizlik kovamız budur. Evet tüm dolabı boşalttık. Yıkancakları falan ayarladık. Bir posta çamaşır makinesine attık. Şimdi bunları burayı bir sileceğiz. Şu en üstleri Zehra'ya veriyorum. Alt kısımları da ben yapıyorum. Al bakalım Zehra. Şimdi Zehra bir güzel sildi arkadaşlar dolapları. Bende 3 paket böyle yeni doğan var. Ama ben bir çekmeceyi bezlere, ıslak mendillere ve alt açma örtülerine ayıracağım. Yedekleri hurçlayıp, yani hurçlayıp derken kutuya koyup dolabın üstüne koymayı planlıyorum. Veya kendi şifon yerimde, sizin görmediğiniz şu an yerde 2 tane çekmece boşalttık. Duruma göre oraya da koyabilirim ama şu an ilk kullanacaklarımı bu çekmeceye koymayı planlıyorum. Mesela 4 paket bez çıkartacağım şimdilik. Dediğim gibi dolap birazcık küçük, yatak odasına koyduğum, yani koyduğum için büyük dolap alamadım bebişime. Nefes'inki bayağı genişti. 2 kapaklıydı ama bayağı genişti. Bu 2 kapaklı ama dar 2 kapaklı. Bunu da Instagram'da bir kızda gördüm. Filenin bebek bakım alt açma örtüsü hem uygun fiyatlı hem de güzel diye. Bugün Filene gittim ve oradan aldım. Şimdi böyle açıyorum.
Bunu da bir paketini açarım. Bir paketin içinde zaten 10 adet var. İlk etapta bizi uzun süre götürür. Sonuçta bunları her kullanımda atmıyoruz. Çocuk kirletene kadar bunlar kullanılıyor. Şöyle hiç bozmadan. Böyle sığacak mı? Sığdı. Biraz şöyle yamultalım bence. Evet, şimdi buraya da sığacak bezleri koyalım. Bunu direkt paketli mi koysam? Bir tane bez açmayacak. Açayım değil mi? Hastane çantasına da koyacağız zaten. Küçücük değil mi Zehra? Arkalara iki paket bez daha sar ama şimdilik en alt çekmecemiz, bakım çekmecemiz bu şekilde oldu arkadaşlar. Burayı böyle kapatıyorum. Bu çekmeceye zıbınlar yıkandıkça zıbınları koymayı planlıyorum. Üst tarafları artık sizinle birlikte tekrardan düzenleyeceğiz. Evet arkadaşlar, ertesi gündeyiz. Şöyle size göstereceğim. Dolabı, şifonyeri falan böyle bir tık çektik. Perdeleri, beyazlarını çıkarttım, yıkamaya attım. Dolabın içi şu anda boş, temizlemiştik zaten. Şifonyeri falan çekince şu arkaları falan da sileceğim, yerleştireceğim. Şurada da yıkanmış kangurular var. Salonda da yıkanmış bebeğin kıyafetleri var, onları size göstereyim. Burada böyle beyazlar var. Dün akşam da siyahlar kurumuştu. Renkliler, siyahlar ve renkliler. Yıkanacakları, pardon, ütülenecekleri buraya koyuyorum. Her şeyi ütülemeyeceğim. Çünkü zaten kurutu makinesinin hijyenini atıyorum. O da çok güzel hijyen yapmış oluyor. Sadece asılacakları böyle ütüleyeceğim. Şimdi Zehra ile birlikte bu beyazları, bayağı da var görüyorsunuz. Ayıklayalım ütülenecekleri, takımları. Sonrasında dolap yerleştirmeye geçeceğiz. Allah yardımcımız olsun. İnşallah. Şöyle bir sepet dolusu ütülenmeyecek, yani olanları ayır. Ütülenecekler de ütü masasının üstünde. Burada da böyle şey göstereyim size. Ben Nefes'te bunları çok kullanmıştım. IKEA'dan almıştım. Aslında daha kaliteliydi ama şu an oradan alma fırsatı bulamadım. Ve bizim burada mahallede bir yerde buldum bunları. Böyle çekmece düzenleyici. İki paket aldım. Eğer dedim yetmezse, zaten hani mahalleden aldığımız için gider hemen bir paket daha alırız. Set bu şekilde. İki küçük, bir büyük, bir tane dikdörtgen şeklinde. Bunlar gerçekten kullanışlı oluyor. Şimdi ütüleri halledelim. Ben de burada katlanacakları katlayayım. Sonra dolabımızı yerleştirelim. Evet arkadaşlar, şu an şöyle yatağa uzandım. Sizinle konuşuyorum. Bebek eşyalarını düzenleyicilere yerleştirdik. Asılacakları astık ama dolaba yerleştirmeden önce perdeler de bitmek üzere makinede. Şimdi Bahadır'la camını sileceğiz odanın. Camı sildikten sonra perdeleri takacağım. Perde taktıktan sonra bu dolabı iteceğim. Çünkü başka türlü oraya ulaşamıyoruz. Bakın şurada sandalye var. Sandalyeyle çıkmak durumundayız. Perdeleri, camları halledelim. Dolabın ve şu şifonyerin yerleşmesini halledelim. Sonra içine bebek eşyalarını koyalım diye düşündüm. Nevresimleri de dün akşam zaten değiştirdik. Bir yeri bir sil süpür yaparız. Bir tık bu yatağı çekerim. Başlığın arkasını silerim. Ve yatak odası temizliğimiz bitmiş olur. Benim de üstümden büyükçe bir yük kalkmış olur. Diğer odalarda bir şekilde hallolur. Şimdi Bahadır'ı bekliyorum. Tabii ki ulaşamadığım yerlerde kocam bey imdadıma yetişiyor. Böyle siliyoruz camları. Dikkat et aşkım. Diğeriyle de geçişsinden. Sonra ben de şu pervazları iyice detay sileyim. Evet, şimdi size gündüz gözüyle dolabımızı açıyorum arkadaşlar. Hazır mısınız? Öncelikle çok fazla şeyi astım. Askılar yetmediği için Nefes'in askılarından destek aldım. Çok askı aldığımı düşünüyordum ama
Ya az az kalmışım ya bilemiyorum bulamadım askıları aldığım askıları. Neyse böyle siyahlı şeffaflı oldu. Yani normalde beyazlı şeffaflı oldu. Normalde hep beyaz almıştım. Siparişlerini vereceğim. Bütün askıları bu dolaptakileri beyaz yapacağım. Yeni doğandan 9 aya kadar olanları böyle buraya astım. 1 yaş sonrasını dolapların içine yerleştirmedim. Hepsi burada. 1 yaş sonrası kıyafetlerinin hepsini bu kutuya koydum. Zaten çok fazla alanım yok. Hani askılara da sığmaz diye. Büyüdükçe bu kutudan alırım diye düşündüm. O zaman buradan başlayalım. Çarşafların nevresim seti var. Beşiğin içinde kullanacağım şeyler var. Kirlendikçe buradan alıp kullanacağım gibi düşündüm. Hemen burada bu bakım çantası biliyorsunuz. Şuradan fermuarlı çıkarttık. Bunu güzelce yıkadık. Hatta kurutmaya da attım. Bütün havu tozu her şeye gitsin diye. İçine şimdilik içinde duracak şeyleri şimdilik koydum. Bu düzenlenecek arkadaşlar. Böyle bir çıkartayım. Bu askılığın yanında böyle 3 tane bir rafımız var. Burada alt yani takım olmayan altına giydireceğim taytları ve böyle çoraplı patikli yeni doğan şeyleri var. Bunlar ilk 3 ay giyebileceği şeyler. Burada da 3-6 aylık zıbınları var. Yani büyük zıbınları var. Bunları çok fazla şu an giymeyeceği için böyle geriye doğru ittim. Bunlar da takım olmadığı için çok ihtiyaç anında giydireceğim diye. Hani takımı biterse falan diye hemen giydireceğim şeyler olmadığı için onları böyle geriye doğru ittim. Şimdi buraya gelelim. Şurada gördüğünüz gibi aslında yeni doğan çok fazla yazlık şeyi var. Şuraya kadar bir 7-8 tane yeni doğan tulumu var. Ama bunların dışında yeni doğan takımları da var tabii ki. Böyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane yeni doğan takımı var. Hani kimisi kalın kaçacak giydiremeyeceğim belki. Belki hep bu tulumları giyecek bilmiyorum şimdilik ama öyle yaptım. Burada zıbınları var. Burada da sırf zıbın giydirmek istersem ki havalar sıcak olacak. Sırf böyle giydirebileceğim zıbınları var. Bunları da bu şekilde buraya koydum arkadaşlar. Hemen buraya gelelim. Burası bir tık büyük 3 aydan sonra giyeceği pijamalar. Burada da yine 3-6 aylık takımları var arkadaşlar. Bunları da hemen giyemeyeceği için buraya alıyor. Yani hemen giyeceği takımlar burada ve askıda. Bu askılığın altındaki kutuya da müslinlerini koydum. Şöyle bakın. 7-8 tane burada böyle müslinim var. Bunlar da bu şekilde oldu. Hemen şu dolabın içini açayım. Böyle şu müslini bu kutuyla gelmişti. Bu kutular bu çekmeceye sığmadı. Ben de müslinin kutusunu böyle düzenleyici olarak buraya koydum. Gayet de güzel oldu. Şu anlık boş. Bir şeyler gelecek buraya ama biz yıkadıklarımızı yerleştirdik sadece. Burada çorapları var. Bir 4 tane daha az önce kargodan geldi. Pardon, 5 tane daha geldi. 5 tane çorap daha eklenecek. Burada yakalıkları var. Lazım olacak mı bilmiyorum. Burada lifi var. Burada bir tane böyle yedek yakalığı var. Onu şuraya koyalım. Burada böyle şapkaları var arkadaşlar. Bazı takımlarının şapkaları, bazı da direkt şey öylesine şapkalar. Burada da böyle 3 tane eldiveni var. Bu yeni doğan takımların içinde kendi şapkası, kendi eldiveni olanlar da var bu arada. Bunlar yedekler. Burada da ağız mendilleri var. Sırt bezi olarak kullanabileceğim, ağız bezi olarak kullanabileceğim böyle tülbent şeklinde olanlar, penye şeklinde olanlar var arkadaşlar. Bu en altı biliyorsunuz zaten bezleri, alt açma örtüleri, pamukları ve ıslak mendilleri. Şimdi kalan ıslak mendilleri ne yaptığımı hemen göstereyim. Bu arada dolabın genel görüntüsünü de şöyle göstereyim. Burada şeyi koymuştum. Yedek paket bezlerini, bunun içinde de yedek ıslak mendilleri var. Dolabımızın genel görüntüsü böyle oldu arkadaşlar. Şimdilik güzel oldu. Tabii daha çok dolar ama şu düzenleyiciler sayesinde gerçekten böyle rahat ferah bir görüntü olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama şimdilik böyle. Daha yıkanacak çok şey var. Mesela işte pusetin şeylerini söktüm. Bezini söktüm, beşiği sökülüyor, onlar yıkanacak.
Böyle şeyler yıkanacak. Şimdilik bu video sadece dolap içi düzeni olsun. Bu videoyu da burada kapatayım artık. Çok yorulduk. Size her şeyi çekemedim. Biz bunları yaparken bir yandan camlar silindi. Perdeler yıkandı. Bakın güneşlikler yıkanıyor. Onlar da asılacak. Asıldıktan sonra bu dolabı itip bu odayı yerleştireceğim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha güzel günlerde, daha güzel videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.